Dinliyorum Singanya. Daha şimdi söylemedim. Aklıma bir şey gelmiyor. Bırak da biraz düşüneyim, olur mu? Sana sonra söylerim. Nandini'yi nasıl rezil edeceğimizi. Anlaştık mı? Ha? Sen şimdi işlemlere devam et. Ben de bu arada bir şeyler araştırmış olurum. Kafam çalışmaya başlar. Burası babanın malı mı? Nandini. Bakar mısınız? Şu bavulları alır mısınız? Aman tanrım. İnanamıyorum. Ne tesadüf bu. Ha? Nandini taşınmış. Hem de arkadaşımın apartmanına. Nandini tatlım. Benden başkasının olamazsın. Benden öyle kaçamazsın. Senin sahibin kimmiş? Bugün sana kanıtlayacağım. Kimmişsin bakalım? Hı? Madem tuzağıma düşmeye meraklıydın, neden beni peşinden koşturdun? Al bakalım. Evinin anahtarı. Yarından itibaren her sabah 7'de gündelikçi gelecek buraya. Tamam mı? Televizyonu bugün getirip montajını yapacaklar. Anladın mı? Ödemesi çoktan yapıldı, tamam mı? Hadi ben kaçtım, gidiyorum. Ne oldu? Bir şey mi unuttum? Tüm kalbimle teşekkür ederim. Teşekkür ederim Molly. Sen olmasan ben bunların hiçbirini yapamazdım. Biz arkadaşız Nandini. Oyun değil ki bu. Hayatım boyunca senin gibi bir arkadaşım olmayacak. Olmasın da zaten. Çünkü senden iyisi yok. Ve seni seviyorum. Hadi git artık. Akşama görüşürüz. Tamam. Sakın da gecikme. Güzelce yerleş, olur mu? Tamam, git. Tamam mı? Hoşça kal. Güle güle. İyi de acaba kaçıncı kata taşındı bu? Tanrı bana çok yardım etti. Bu sefer de edecektir. Küçük hanım. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun efendim. Kaçıncı kata taşınıyor bu bavullar? Bay Singanya'nın misafiri misiniz? Evet, evet. Singanya'ya çok yakın arkadaşım. Nereye taşındığını neden merak ettiniz? Kime ait, nereye taşınıyor? Lütfen kendi işinize bakın. Yapma ya. Tuhaf birine benziyorsun. Nerelisin sen? Kuzeyli mi? Öyle gibi görünüyor. Yani tuhafsın çünkü. Ben senin gibiler ne ister çok iyi bilirim. Lütfen onu cebinize koyun. Ben dürüst biriyim. Burada yaşayan insanlar hakkında size asla bilgi veremem bayım, kusura bakmayın. Fakat sizin hakkınızda yönetime gereken bilgiyi vereceğim. Adınız nedir? Adam resmen dürüstlük abidesi. Başka bir yol bulmalıyım. Testi geçtin, bravo! Dürüst olup olmadığını test etmiştim, aferin sana. Süper! Söz konusu olan sonuçta benim karım.
teyakkuzda mısın değil misin onu anlamaya çalışmıştım. Buranın güvenliğini test ettim yani. İkiniz rahat olsun. Buranın güvenliği çok sıkıdır. Nandini'nin daire numarasını nasıl öğreneceğim? Bizim dürüst bekçi kapıda. Daire numarasını öğrenemezsem içeri giremem. Nereye? Bayan Nandini'nin televizyonunu getirdik. 9. kata çıkacaksınız. Peki 9. kat tamam. Yüklenin televizyonu. Evet Molly, evdeyim. Yerleşmekle meşguldüm. Şimdi mutfağa gireceğim. Hem zaten yemek dersleri de artık burada olacak. Onun için almam gereken şeyler var. Dur bir dakika, biri geldi. Ben her şeyi hallederim. Televizyonun kurulumunu yapmaya geldik. Televizyoncular gelmiş. Elektrik tesisatıyla ilgili bir sorun yok. Şu odaya lütfen. Evet. Nandini? Alo? Ne oldu Nandi? Neden sustun? Alo? Nandini? O da şu tarafta. Kusura bakma, hayır. Odanın yerini göstermem gerekti de. Şehriye tatlısı yapacağım. Televizyonu açıp kontrol edin. Tamam. Şuraya bir imza alayım. Peki, bir şeyler imzalamam gerekti. Şey Molly, bugün işin yok galiba. Hiç mi hasta gelmedi yoksa? Deminden beri konuşuyoruz. Büyük anne arıyor. Seni sonra ararım, tamam mı? Hoşça kal. Nasılsın? Çok iyiyim. Güzelce yerleştim. Şimdi mutfağa gireceğim hatta. Ne istersin söyle bakalım. Sana özel tatlı bir şeyler yapayım mı? Ne zahmeti aşk olsun, olur mu öyle şey? Ben her şeyi ayarladım zaten. Tamam, akşama görüşürüz.
Alo, merhaba. Karıcığım, görüşmeyeli uzun zaman oldu. Sana gününü göstermek keyifli olacak. Söz veriyorum, seni çok ağlatmayacağım. Başına gelen onca şeyden sonra bile ayağını denk almayı öğrenemedin. Ama bugün yaşayacaklarını unutamayacağından eminim. Biri geldi sanırım. Sonra konuşuruz, olur mu? Akşam birlikteyiz zaten. Hoşça kal. Ramila, ne işin var burada? Bayan Nandini, ne sandınız? Büyük anne her şeyin altından bir başına kalkmanızı izin verecekti. Tabii ki buraya size bakmam için yolladı beni. Çok teşekkür ederim. Gel hadi, içeri hadi gel. Ben de bezelye ve soslu peynir yapmayı düşünüyordum. Sen de öğrenmiş olursun. Yanına köfte mi yapsam, patlıcan mı yoksa bilmiyorum. Bir tür türlü mü? Türlü yapın. Tatlı da yapmamız gerekecek, unutma. Aha, gitmem gerekiyor. Yoksa bu saçmalıkları duymaktan aşçı falan olacağım. Küçük hanım, sen şimdilik sebzelerini doğra. Sonra yalnız kaldığında ben de seni kıtır kıtır doğrayacağım. Zavallı, yalvaran bir kadına dönüşeceksin. Affet beni diye ağlayacaksın. Çok eğleneceğiz bu akşam. Sana gününü göstereceğim Nandini. Kapıyı açık mı bırakmıştım ben? Bilmem. Bırakmış olabilirim. Rüzgardan kapanıverdi herhalde. Hadi gelin, mutfağa girelim artık. Mutfak burası. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.